Arkadaşlar herkese selamlar, sevgiler, iyi akşamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Boş fren hissesiyle beraberiz dostlar. Boş fren hissesini e, bugün yorumlarda bir arkadaş istemiş incelememizi. E, abone olan arkadaşlar istemiş öyle söyleyeyim. E, ben de arkadaşların abone olan arkadaşların isteğini kırmayarak bu şekilde hissenin incelemesini yapıyorum. Tarihlerimiz 18 Ekim 2024. Boş fren hissemiz 731,50 kapanışını yaptı ve günlük bazda tavan yaptı arkadaşlar. Tavan kapanışını gerçekleşti, gerçekleştirdi. Daha öncesinde kanalımda analizini yaptığım, incelediğim hisselerden bir tanesiydi. Boş fren sistemleri hissesi, Yıldız Pazar hissesi arkadaşlar. Bugün en düşük 702'yi görmüş, cuma kapanışı oldu bugün. En düşük 702'yi görmüş, en yüksek kapanışını yaptı. Günlük gördüğü en yüksek fiyatlarından kapanış yaptı. FK oranı hissenin 212 arkadaşlar piyasa değerinde, defter değerine oranı ise 121. 12 aylıkta en yüksek 1385'leri gördü. En düşük ise 622'leri gördü dostlar. En düşük noktası burası bakın. Biz bölünme sonrasını inceleyeceğiz arkadaşlar. Bölünme sonrası 26 Şubat 2024 sonrasını inceleyeceğiz. günlük grafiğimiz açık. Aşağıda yine makro açalım. Henüz kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek olursanız sevinirim. Birazdan e, takas analizini de haftalıkta sizlerle paylaşacağım ama önce gelin bir günlük grafimize bakalım neler olmuş neler bitmiş. Şimdi dostlar, e, boş veren hissesi burada bir bölünmüş. Bölündükten sonra dikkat ediyorsanız aşağı gelmiş tepki almış bir yukarı yapmış ama bir tık yukarı yapmış. Sonrasında tekrardan aşağı bir tık yukarı yapmış aşağı bir tık böyle 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 arkadaşlar aşağı doğru bir hareket görüntüsü oluşturmuş ve düşen trend de bozulma yapmadan aşağı doğru bir düşüş görünüsü oluşturmuş günlük grafikte. Şöyle yakın zamana bir çekim yapalım. Arkadaşlar dikkat ediyorsanız hatta ben şu aşağıda 622 lira rakamları görmüştüm. Bununla ilgili dikdörtgen çizmiştim. Şimdi bakın burada düşen trend altında kapanışlar yapan hisse 622'den aldı destekle yukarı yapıyor ve bugünkü kapanışla beraber düşen trendde bir kırılımı söz konusu olmuş hissede. İndikatörde günlük grafikte bakın burada bir alım sinyali görüntüsü oluşturmuş. Hissede yükseliş yönlü önümüze çıkabilecek olan Fibonacci direnç seviyeleri 745 seviyesi arkadaşlar. 842, 910 ve 978 destek seviyeleri neler? 622 desteğimiz bulunuyor. Aşağıda 465 ve 384 Fibonacci günlük desteklerimiz var. Bilginiz olsun. Grafiğimizi 4 saatli alalım. Burada mumlar 4 saatte bir oluşuyor, fiyatlanma bununla alakalı, grafikte bununla alakalı oluşuyor dostlar. Yine indikatör bir alım de Bakın burada mavi ve turuncu çizgi kesişmiş, negatif bölgede, pozitif bölgeye gelmişler. Ee, burada mavi çizgi üstte, turuncu çizgi altta bir görüntü içerisinde. İndikatör bazlı baktığımızda dirençlerimiz 736, e, 763, 807 ve 850 arkadaşlar. Bunların küsüratları da var. Ben bunları sizlerle paylaşmıyorum. Desteklerimiz neler peki aşağı yönlü? 714 desteğimiz var. E, 693, 662 ve 622 Fibonacci destek seviyelerimiz var. 4 saatlik grafiğe göre konuşuyoruz. Grafiği saatli aldığımda daha detaylı bir görüntü bizlerle beraber. Buradaki mum çubukları saatte bir oluşan fiyatlanmayla alakalı. Mavi çizgi dönüş almış yavaş yavaş görüntüye göre. Arkadaşlar tavan tavan yapan hisselerde mesela karşı hisselerde bu şekilde indikatörde bir görüntü olabiliyor. Bu sağlıklı mı? Bence sağlıklı değil. E, dolayısıyla burada ben MACD indikatörüne e, dikkat etmiyorum. Saatlik grafikte. E, biz burada Fibonacci direnç seviyelerimize bakalım. Arkadaşlar 757 direncimiz var. Bir üstünde 773 direncimiz var. Aşağı yönlü desteklerimiz 705, 689, 677 ve 664 seviyesi. Bunlar da bizim saatlikteki Fibonacci destek seviyelerimiz. Şimdi günlük grafiğe tekrardan gelelim. Şöyle grafiğimizi sıfırlayalım sizlere son eee düzlük şeyini göstereyim. Son e, yapmış olduğu gösteriyi, daha doğrusu yükselişi. E, takas analizine bakalım. Haftalıkta neler olmuş? Boş veren hissesinde kimler almış, kimler satmış bunları sizlerle paylaşacağım. Henüz abone olmayan arkadaşlardan ricam e, iki saniyeden ayırarak bakın şurada abone ol butonuna basarlarsa arkadaşlar ben de gelen abonelikler izlenmeler üzerine eğer çok kişi bu videoyu izlerse ben boş veren sitesiyle alakalı daha çok paylaşımda bulunurum bilginiz olsun. E, Citibank haftalıkta arkadaşlar 12.000 adet lot almış. 12.000 lot almış ve alımların yüzdesi %67 diğer alıcılara göre %67'lik pastayı bir haftalıkta Citibank yabancı almış. İkinci sırada AK bulunuyor 1.4 bin lotla yani 1400 küsür lotla %7'lik bir oranı var. Yapı kredi 965 adet lotla 3. sırada %5'lik bir oranı bulunuyor. Satıcılarda iş ilk sırada 5900 adet lot satmış. %32'lik bir oranı var. Halk 2500 adet lot satmış. %13'lik bir oranı bulunuyor. Ziraat 1900 adet lot satmış. %10'luk bir oranı sahip. Saklama dağılımda ise şöyle ilk sırada Deutsche Bank yabancı bulunuyor. 1.4 milyon lotla %23'lik bir oranı var. İş ikinci sırada 941 bin adet lotla %15'lik bir oranı var. Garanti üçüncü sırada 515 bin lotla %8'lik bir oranı söz konusu boş fren hissesinin genel saklama dağılımı bu şekilde dostlar. Evet analizlerimiz sürecek. Söylediğim gibi kanalıma abone olursanız dostlar ee, ve izlenmeler güzel gelirse boş fren hissesiyle alakalı olarak ben de e, güncel olarak videolar analizler çekmeye çalışırım bilginiz olsun. Herkese güzel kazançlar, güzel hafta sonları diliyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.